Susurluk kazası 1996 yılının Kasım ayında yaşandı. Ancak kazaya giden sürecin başlangıcı çok daha eski. Önceki bölümlerde 90'lara kadar olan süreci detaylarıyla işledik. Bu bölümde tarihi 1990'ın birkaç sene öncesinden, 1987'den başlatmamız gerek. Çünkü büyük skandalın ilk kıvılcımı o tarihte parladı. ''80'li yıllar Turgut Özal'ın başbakanlık yıllarıydı. Özal'ın MİT ile ilgili bazı planları vardı. Kurulduğu günden beri askeri vesayet altında olan, tepe kadrosunu hep generallerin oluşturduğu bir kurumdu MİT. Artık diğer ülkelerde olduğu gibi onun da sivil bir yapıya kavuşması fikrine inanıyordu Özal. Ancak ülke Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı ile yönetiliyordu ve bu gayri resmi bir askeri vesayet demekti. Bir anda MİT müsteşarını değiştirmek sonun başlangıcı olabilirdi.'' Özal da bu işi yavaş yavaş gerçekleştirmek niyetindeydi ve bunun için aklında bir isim vardı. Hiram Abbas. Hiram Abbas Özal'ın gözdesiydi ve ileride MİT'in başında görmek istediği bir isimdi. Sivilleşmenin ilk adımını atarak Hiram Abbas'ı MİT müsteşar yardımcılığına getirdi. Niyeti Hiram Abbas'ı oradan daha yukarıya yükseltmek ve askeri vesayetin bir köşesinden delik açıp kendine yakın bir ismi orada Truva atı niyetine tutmaktı. İlk yıllarda her şey yolundaydı. Hiram Abbas aynı zamanda MİT'i operasyonel bir hale getirmek istiyor ve teşkilatın içinde silahlı bir birim kurmak, operasyonları emniyete ya da jandarmaya yaptırmaktansa MİT'in kendisinin yapmasını istiyordu. Bunun için ise bu işlerden anlayan tecrübeli birine ihtiyaç vardı ve o biri kısa zamanda bulundu. Efsane Yarbay Korkut Eken. Korkut Eken tam bir savaş makinesiydi. Kıbrıs'ta kahramanca savaşmış ve 1980 yılında kaçırılan uçağa operasyon yapan özel timin başında yer almıştı. Eğer birisi silahlı eğitim verecekse o günün şartlarında ondan iyisi yoktu. Hiram Abbas Korkut Eken'i teşkilata aldırdı. Aynı zamanda Hiram Abbas'ın yıllarca yanında çalışan en güvendiği isim olan Mehmet Eymür de yine yanındaydı. Tam bir Voltran oluşturmuşlardı ve aralarından su sızmıyordu. Hiram Abbas, Mehmet Eymür ve Korkut Eken. Fakat Hiram Abbas'ın en yakın adamı Mehmet Eymür kaçakçılık şube başkanıydı ve 1987 yılında bize çok tanıdık gelen bir konuda bir rapor kaleme almıştı. Devlet, mafya, siyaset ilişkilerini konu alan bir rapor. Kamuoyuna birinci MİT raporu olarak sızan bu metnin merkezinde ve bu kirli ilişkiler ağının ortasında dikkat çeken bir isim vardı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar. Raporda bankerlerle, silah kaçakçılarıyla ve ünlülerle emniyetin ve siyasetin ilişkileri yer alıyordu. Bana göre yanlış bir ifade olan ve Susurluk kazası için dillere pelesenk olan iki Mehmet'in kavgasının ilk kıvılcımı burada parladı. Mehmet Ağar, Mehmet Eymür. Bana göre yanlış çünkü Susurluk iki Mehmet'in kavgasına indirgenemeyecek bir paradigma, bir felsefeydi. İki Mehmet'in mücadelesi isminin sebebi 1996 yılında yine Mehmet Eymür tarafından kaleme alınan ve yine Mehmet Ağar'la ilgili suçlayıcı ifadelerin yer aldığı ikinci MİT raporunun yazılmasıydı. Buradan bakınca doğru bir ifadeydi ama Susurluk bu kavgadan ibaret değildi. Neticede teşkilat içinde gizli kalması gereken birinci MİT raporu nasıl olduysa basına sızdırıldı. Ortalık ayağa kalktı. Herkes sızdırma konusunda topu birbirine atıyor, kimse sorumluluğu üstlenmiyordu. Özal'ın da üstündeki baskılar artmıştı. Neticede Özal dayanamadı ve Voltran'ı, yani Abbas, Eymür, Eken üçlüsünü kızak bir göreve çekti. Üçlü de hem bu görevi kabul etmek istememeleri hem de Özal'ın elini rahatlatmak için teşkilattan istifa ettiler. Üçü de işsiz kalmıştı. Hiram Abbas, Amerikalı silah firmalarının danışmanlığını yapmaya başladığında Eymür ve Eken ikilisi Antalya Varsak'ta ortak bir buz fabrikası kurdular. Yeni hayatlarına alışmaya çalışıyorlardı. Ancak işler birkaç yıl sonra geri dönülemez bir şekilde değişecekti. Bu değişimin en kilit noktası tabii ki Abdullah Çatlı'ydı. Çatlı 1990 yılında yıllardır hapis yattığı İsviçre'deki Bostadel cezaevinden kaçmıştı. Kaçırıldı diyen de var ama genel kanı kendi imkanlarıyla kaçtığı yönünde. Kaçtıktan sonra birilerine bazı haberler yollamış olacaktı ki Türkiye'den gelen resmi bir kişi tarafından ailesiyle birlikte sahte pasaportlarla Türkiye'ye getirildi. Neden getirildiğini net olarak bilmiyoruz ama Çatlı, geçmişte devlet için yaptıklarını anlatmama ve daha fazla Türk devletini sıkıntıya sokmamak için getirilmiş olabilir. Bu bir varsayım.
Döndükten sonra bir süre kaçak ve işsiz gezdi çatlı. Avrupa'dayken aldıkları yardım paralarından biriktirdikleriyle geçiniyor ve kardeşi Zeki Çatlı'nın işlerine yardımcı oluyordu. Ancak 20 yıl önceki Çatlı'dan eser yoktu. Artık ülkücü değil, Anaplıydı ve Anap'ta faaliyet gösteren eski ülkücü arkadaşlarıyla görüşerek başında Demokles'in kılıcı gibi bekleyen Bahçeli Evler katliamı davasının düşmesi için kulis faaliyetleri yapıyordu. Birkaç ay sonra Mehmet Özbay isimli sahte bir kimlik ve ehliyet sahibi oldu. Gerçek Mehmet Özbay ile de tanışıyordu ve başı sıkıştığında gerçek Özbay yardımına koşuyordu. Burada enteresan bir nokta var. Her ne kadar Eymür reddetse de Çatlı, Eymür ve Eke'nin Antalya'daki buz fabrikasına onları ziyarete gidiyordu. Nereden tanıyorlardı birbirlerini? Bu soru için apayrı ve geniş bir video yapacağım için bu mevzuyu şimdilik tanıştıklarını varsayarak geçiyorum. 1990 ile 1993 arası Türkiye'nin zor yıllarıydı. PKK terör örgütü devletin ve milletin başına bela olmuştu. Her gün gelen şehit haberleri, toplu katliamlar milletin ciğerini dağılıyordu ve devlet bu tarz bir gerilla taktiği güden bir örgütle düzenli ordu faaliyetiyle başa çıkamıyordu. Operasyonlar çok yoğundu ancak bir şekilde PKK yine askerleri ve sivilleri şehit etmeye devam ediyordu. Buna bir çare bulunmalıydı. Devlet içinde yapılan tartışmalardan sonra çare bulundu. Derin devletin sahneye çıkma vakti gelmişti.